Herkese merhaba. Bugün sizlere Amerika'ya geliş hikayemizi anlatacağız. Gelmeden önce neler yapıyorduk Türkiye'de? Geldikten sonra burada hayatımızı nasıl devam ettiriyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili aslında video çekmeyi hiç düşünmemiştik. Çünkü gerçekten de başlıkta belirttiğimiz gibi biz kimiz ki diye düşünüyorduk. Yani bizi kim merak etsin? Biz kimiz ki bu videoyu çekelim? Bizi kim merak etsin diye düşünüyorduk. Daha yani bununla ilgili bir video çekmek aklımıza gelmemişti. Ama sağ olun yorumlarda pek çok insan yazdı. Siz kimsiniz, biraz da sizin hikayenizi dinleyelim diye. Onun üzerine de bu videoyu çekmeye karar verdik. Amerika'ya geliş hikayemizi başlatan da aslında benim. O yüzden de konuya başlamak benim hakkım. Ben başlıyorum. Kesinlikle. Biz İzmirli bir aileyiz. Ben tarih bölümü mezunuyum. Eşim de yabancı dilci, aynı zamanda işletme mezunu. Ben tarih bölümünden mezun olduktan sonra hemen yüksek lisansa başladım. O sırada da çalışmıyordum, okula gidip geliyordum. Benim bir kuzenim var, onlar ailece yurt dışına çıkmak için hep uğraşıyorlardı. Yani bununla ilgili bir istekleri vardı. Kuzenim bana, ya Kanada işte göçmen alıyor, senin de şartların buna uygun olabilir. Hani üniversite mezunusun, Fransızcan var, Kanada'da Fransızca konuşuluyor falan. Sen oraya başvurursan seni alma şansları var dedi. Çünkü Amerika gibi değil biliyorsunuz. Kanada'da bir puanlama sistemi var. Göçmen alırken ona bakarak alıyorlar. Amerika'nın böyle bir şey olup olmadığını o yıllarda da zaten bilmiyordum. Ya dedim ki benim öyle bir hevesim yok. Yurt dışına gitme gibi bir durumum yok. Valla isteyen gitsin dedim. Herhalde bu benim aklımın bir köşesinde yine de kalmış. Bir gün interneti karıştırırken bir tane reklam çıktı önüme. Orada işte şey yazıyor. Amerika göçmen alıyor. Amerika işçi alıyor. Siz de şanslı olabilirsiniz falan diye böyle bir reklam. Daha sonra böyle çok gördüm o reklamları falan ama o zaman ilk defa görmüştüm ya da ilk defa dikkatimi çekmişti. Neyse ben buna başvurmuş oldum. Yani onlar aracılığıyla başvurmuş oldum ve unuttum. Çünkü diyorum ya aklımda hiç böyle bir şey yapmak yoktu. Aradan bir süre geçti. Ben bu arada okula devam ediyorum. Gidip geliyorum yüksek lisansa. Belki 8 ay gibi bir süre geçti. Tam emin değilim çünkü takip etmiyorum süreci. Bir gün bir telefon aldım. Bana şey diyorlar. Siz Green Card'a başvurmuştunuz. Size Green Card çıktı. Ne Green Card'ı diyorum ben de. Diyor ki Amerika için Green Card'a başvurmuşsunuz. Size çıktı. Tebrik ederiz falan. Ben biraz daha üstelince ha evet dedim yani hatırladım. Green Card'a adımımı böyle atmış oldum. Dediğim gibi daha önce bilmediğim için bu benim ilk başvurumdu. İlk başvurumda da bana Green Card çıkmış oldu. Green Card'ın bana çıktığı haberini aldığım zamanlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de bir iş imkanı doğdu benim için. Aslında Green Card çıktı. Ben o işe pek girmeye sıcak bakmıyordum. Hani Green Card'ı alırım. Artık Amerika'ya giderim. Hiç burada bir işe başlamayayım falan diye düşünüyordum. Sonraki araştırmalarımda baktım ki konsolosluğun bu vizeyi sana verebilmesi için bankada belirli bir meblağ göstermenizi istiyorlar. Bende o meblağ yok. Çünkü öğrencilik yaşamım devam ediyor. Böyle birikmiş bir param yoktu. Ondan dolayı da belediyenin işi benim için bir şans oldu. Dedim ki ya ben bu işe başlarım. En azından biraz elim para görür. Yani birikim yaparım. Böylelikle bankada gösterdiğim parayla ben bu vizeyi alırım diye düşündüm. Yani ilk etapta aslında belediyeye girişim benim biraz Green Card'ı sağlama alma meselesiydi. Daha sonra işlemler devam etti. Ben Green Card vizesini aldım. 2005 yılında Green Card'a başvurmuştum. 2006'nın sonlarında benim işlemlerim tamamlandı. 2007'nin de ilk aylarıydı. Amerika'ya ilk girişimi yaptım. İlk kez işte yurt dışına çıkıyorum. Heyecan var bende. Amerika'da nereye geldin derseniz ilk New York'a gelmiştim. Bir arkadaşım Arizona Üniversitesi'nde tarih bölümünde doktora yapıyordu. Sağ olsun onun çok yardımını görmüştüm o dönemde. Çünkü Amerika'yı hiç bilmiyorum. Benim dilim Fransızca olduğu için İngilizce konusunda da iyi değilim. O bana New York'a geliş aşamasında bütün işte kroki şeklinde çizmişti. Metroya bineceksin, şu durakta ineceksin falan. Bayağı böyle çok ayrıntılı bir şekilde çalışmıştı. Bana da onu verdi sağ olsun. Toplamda 20 günlüğüne gelmiştim. Bir 10 gününü New York'ta geçirdikten sonra o Arizona'daki arkadaşımın yanına gittim. Bir 10 günde orada geçirip tekrar İzmir'e döndüm. İşime devam ettim. Ondan sonra da zaten yüksek lisansım devam ettiği için ben Amerika'ya henüz yerleşmeyi düşünmüyordum. En azından yüksek lisansımı bitireyim. Hani bu eğitimimi tamamlayayım. Ondan sonra giderim. Yabancı dilimi geliştiririm. Belki doktoraya falan da orada devam ederim diye düşünüyordum. Bu arada da 6 ayda bir Amerika'ya giriş çıkış yapıyorum ki hakkımı öldürmeyeyim. Hani yakmayayım Green Card'ı diye. Böyle yıllarca devam etti. Yüksek lisans bitti. Bu sefer doktoraya başladım. Yani uzun yıllar aslında ben Amerika'ya gelemedim. Benim buraya aslında yerleşmeme, hani buraya uzun süredir gelmeme nedenim de şuydu. Şimdi benim Green Card'ı kazandığım yıllarda
dolarla TL'yi karşılaştırdığımızda benim Türkiye'deki maaşım çok iyiydi. Hani şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı 4'te 1'lik maaşımla ben Amerika'ya geliş gidiş biletini alıyordum. Aynı zamanda da burada kalma masraflarını görüyordum. Şundan dolayı da aslında gelmeyi düşünmüyordum. Ben tarihçiyim. Yani şimdi Amerika'ya gittiğim zaman yabancı dilim çok iyi değil. Doktoraya başlarsam burada çok iyi İngilizce öğrenmem lazım. Çünkü tarih bölümü sosyal bilimler alanında hani bir matematik gibi, fizik gibi değil. Yoğun İngilizce gerekiyor. Bir sürü kitaplar okumak lazım falan. Yani onun biraz daha fazla yoğun İngilizceye ihtiyacı olduğundan kendime açıkçası güvenmiyordum. Biraz da herhalde kolayıma geldi. Belediyede çalışıyorum ya. Hani o diyorum ki benim hayatımı idame ettirmeme yetecek bir şey. Evlilik de yoktu tabii o zamana kadar. Ondan dolayı da çok düşünmedim buraya gelmeyi. Biliyorum pek çok arkadaşımız şimdi kızıyordur ya da kızacaktır. Ya bu kadar isteyen var, onlara çıkmıyor, sana çıkmış, sen de gitmemişsin falan. Hani nihayetinde geldik ama o yıllarda herhalde tanışsaydık belki de döverdiniz beni. Doktora süreci devam ederken de Meltem'le tanıştık. Evlendik, barklandık. Şimdi Meltem'le evlendikten sonraki hikayenin Meltem tarafından anlatılması gerekiyor. Oradan sonrası benimle birlikte şekillendi evet. Çünkü. Şimdi herkes belki şöyle düşünebilir. Evleneceği kişinin green card'ı var, işte Amerika'da oturumu var. Oo, Meltem evlendi hemen, kandırdı bunu, hadi gidelim dedi falan diye düşünebilir. Ama öyle olmadı. Ben eşimle artık tamam evlenmeye karar verdiğimizde en çok üzüldüğüm şey Amerika'da oturumunun olmasıydı. Zaten daha evlenmeden önce şey diyordu, hani Amerika'ya gidip gittiğimi biliyordu. Bak bana sakın Amerika'ya gidelim, oraya yerleşelim falan demedi. Ben de tabii diyordum. İzmir dışında bir yerde oturmam dedim. Hani İstanbul'a gel desen bile gelmem. Kaldı ki Amerika'ya. Evin bir kızıyım yani bir de. Bir evin bir kızıyım dedim, gitmem yani hayatta. O da tamam dedi. Bu şekilde anlaştık, evlendik. Normal hayatımıza devam ediyoruz. Ama tabii eşim böyle alttan alttan hep beni böyle alıştırıyor aslında. Biz evliyken de senede bir kere giriş çıkış yapıyor. Ya öncesinde aslında 6 ayda bir giriş çıkış yapıyordum ben. Sonra baktım bu benim için hem zaman kaybı oluyor hem de masraf oluyor. Ya dedim ki yılda bir kere girip çıkacağım. Bunu da artık green card'ı kaybetmeyi göze alarak yapıyorum. Yani her girişimde çünkü diyorum ki ya ha bu sefer alacaklar elimden green card'ı, ha bu sefer alacaklar diye böyle giriyorum. Çünkü çok yazı okuyordum onlarla ilgili. Green card'ı kaybedersin, seni kapıdan geri çevirirler falan gibi. Ama her seferinde hiçbir sorun yaşamadan da giriyordum. İşte eşim yılda bir kere giriş çıkış yapmaya devam ediyor. Bu arada tatillerini falan hani hep o şekilde kullanıyor. Ben tabii bu durumdan çok hoşnut değilim ama hani diyorum hani hakkı var, girsin çıksın. Çünkü şöyle de bir netleşmedik herhalde ki yakmadık. Ya ben şundan dolayı aslında yakmıyordum. Ne olur ne olmaz. Ben biraz garanticiyimdir birçok konuda. Ne olur ne olmaz. En azından bir süre daha elimizde dursun bu. Ya en son artık karar verirsek o zaman yakarız diye düşünüyordum. Kaç sefer de buraya geliş gidişlerden yorulduğumdan bazen diyordum ki ya şu green card'ı bir kesip atsam mı artık, yani uğraşmasam mı bununla falan. Çok böyle düşündüğüm zamanlar olmuştur. Hatta annem bile değil mi bir sefer sana? Evet kayınvalidem. Kayınvalidem o zaman ben gitmek istemiyorum falan diye diyordu ki bunun pasaportunu yırt at kızım diyordu. Green card'ını yırt at falan diyormuş. Bu arada eşim benden şöyle bir şey istiyor. Hani bu yılda bir kere giriş çıkışlarında benim de ona eşlik etmemi, hani bir kere de seninle beraber gidelim, hem tatil gibi olur, sana da belki değişiklik olur. Ben de bu arada hiç yurt dışına çıkmadım yani o zamana kadar. Eşim en azından tatil gibi gidelim, ben giriş çıkış yaparken sen de benim yanımda gel dedi. Tatil gibi olabilir ama hani göçmen gibi istemiyorum, hani gidip orada yerleşmek istemiyorum. Turist vizesine başvurdu, ret aldı. Sonrasında eşim gene yalnız girdi çıktı. Ama tabii eşimin bu arada beni böyle Amerika'ya ısıtma çabaları da devam ediyor yani. Yok ya gitmeyeceğiz falan deyip ama aynı zamanda arkadan da Amerika'nın güzelliklerini anlatmaya devam ediyor bana. Sonrasında eşimin uzun süreli buraya bir gelme durumu oldu. Beni de orada bırakmak istemiyor. Dedi ki oraya bir okula yazdırayım seni. Sen hani okul aracılığıyla öğrenci olarak gel. Hem de bir yandan eğitimine devam edersin. Ben de işlerime bakarım orada diye. Öğrenci vizesine başvurduk. Adam tamam da bütün evraklar falan, okula da kaydoldum burada. Bütün evraklar tamam. Tam benim artık işlemlerimi hallediyor. Bütün belgelerimi topladı. Hani artık hayırlı olsun gibi bir şey diyecekti bence. Sonra dedi ya eşinin dedi bir ismini alabilir miyim? Onu dedi kontrol etmedim. Bir bakayım sistemden. Eşimin ismini verdim. Hemen baktı. Senin eşinin green card'ı var. Evet. Dedi vizeyi veremeyiz. Aldı hemen böyle iade etti. Ya ben dedim oraya şey olarak gitmek istiyorum. Eşimin yanında böyle böyle. Hani turistik bir ziyaret gibi kısa süreli gitmek istiyorum dedim.
Ama dedim işte eşimin green card'ından dolayı böyle bir hikaye oluyor. Dedik ki başka hiçbir vizeyi alamazdı ve ben de eşime hani böyle bir durum olduğu için hani green card'a başvurmadıktan sonra bana başka bir vize vermediklerini söyleyince artık bıraktım yani o işi. Hani Amerika'ya turistik olarak da gelmeyi bıraktım. Ama eşim bırakmadı alttan alt. O ara çocuk düşünüyoruz. Çocuk düşünmeye başlayınca eşim Amerika'ya daha hızlı düşünmeye başladı. Evet, aslında belki de bütün hayatımı ben bekar geçirseydim Amerika'ya gelmeyebilirdim. Ama çocuk birçok şeyi değiştiriyor biliyorsunuz. Onların gelecek kaygısı, çocuğun okulu, şu bu. En azından dedim ki hani ona bir kapı açmış olalım. Bizim çocuk düşünmemizle birlikte eşim eş birleşimi vizesine başvurdu benim için. Bu arada ben kızıyorum tabii. Ben istemiyorum demedim mi, niye başvuruyorsun da falan da filan da. Eşim de diyor ki ya bak hani çocuğumuz olursa onun bir geleceği farklı olur. Hani onun geleceğine bir katkıda bulunuruz falan deyip beni de oradan kandırıyor. Benden gizli evrakları hallediyor, eve bir kağıtlar geliyor, gidiyor falan. Ben görüyorum, atıyorum kenara, ya okumuyorum bile. Ne olduğundan haberim yok. Yani o işlemleri nasıl yaptı diye sorsanız bana, ben bilmiyorum. Eşim bu işlemleri devam ederken aşil tendonunu koparttı. Bu arada tam tercümandan onaylı evrakları falan alması gerekiyordu. Bana yalvarıyor yatakta yatarken. Yatıyor çünkü, kalkamıyor. 4 ay yattım. Hayatta gitmem valla, kusura bakma. Ayağın diyorum iyileşsin, o zaman gidersin. Ben sürekli yokuşta. Tabii bu süreç uzuyor bir yandan. 4 ay sonra kendi kalktı. Ondan sonra gitti, o işleri halletti falan. Ben hamileyken artık bize gün verdiler. Ya işlemler tam o sıralarda artık sonlanmaya başlamıştı. Hı. Yani öncesinde aslında daha erken olabilirdi de işte Meltem'in oralardaki bizi sabote edişleri yüzünden uzadı iş. Bize gün verdiler. Verdikleri gün de benim doğumumdan 2 ay öncesine denk geliyor. Ben kızıyorum eşime. Ya diyorum karnım burnumda, ne işim var benim konsolosluklarda falan, gitmem olmaz falan diyorum ama artık şırayından çıktığı için gidilecek. Hani bir yandan hayır diyorum ama gidilecek, başka da kaçışım olmadığını da biliyorum. İyi neyse gideriz falan derken planlananın dışında bir durum oldu. Oğlumuz erken doğdu. Normalde ben eşime karnım burnumdayken gitmem derken çocuk 18 günlükken konsolosluğa gittik. Görüşme zaten benim çok hızlı geçti. Çünkü hani evlenir evlenmez bir başvuru değil. Evlenmişiz artık, çocuk olmuş. Zorlamadılar öyle bir, bana böyle soru falan da sormadılar hiç. Yani isterler evlilikle ilgili fotoğraflar, tanışmayla ilgili bir sürü. Eşim bunları falan hazırladı bu arada. Hani birkaç şey hazırlamıştı. Böyle fotoğraf falan hazırladı. Hatta ben de böyle dosyamda tutuyorum. Hem istemiyorum hem de dosyalarım da. Düzenli bir insan oldum da dosyamda da tutuyorum hepsini. Dedim istiyor musunuz? Ya dedi senin dedi kanıta mı ihtiyacın var? Kanıt dedi kucağında duruyor senin. Sorun yok dedi. Tamam, senin işlemlerini tamamlıyoruz. Eşin orada yaşamaya başlamadığı için yeterli vergiyi ödememiş. Dolayısıyla da sana sponsor olamaz dedi. Sizin dedi bir sponsor bulmanız lazım. Ben tabii hani o an tam bana vizeyi verecekler falan böyle bir mutsuz olmuştum. Öyle deyince gözümde ışıklar parladı. Gitmiyoruz. Gitmiyoruz, yaşasın. Ben çıktım dışarıya o falan diye. Eşim de ne oldu ne oldu, çıktı mı diyor. Dedim aa sponsor bulman lazım, yaşasın, yaşasın dedim. Çünkü bulabileceğimizi hiç düşünmüyorduk. Ben de düşünmüyordum. Bize sponsor olacak kadar yakından tanıdığım kimse yoktu. Kimse yok yani. O yüzden de dedim sponsor bulman lazım. Oh diyorum eşime, hadi gitti bul diyorum sponsor. Sonra işte ben araştırıyorum nereden sponsor bulurum falan diye. Sağ olsun işte birisi bu sponsorluk hikayesinde bize yardımcı oldu. Dedi, hiç ben tanımadığımız birisi bu arada. Hiç tanımadığımız birisi yani, sağ olsun. Çünkü sponsorluk ciddi bir sorumluluk burada. Neyse, onun aracılığıyla, onun sponsorluğu sayesinde biz Meltem'e vizeyi aldık. Tabii ki de küçük çocuğumuza da almış olduk böylelikle. Hiç tanımadığımız birisinin bize sponsor olmasını beklemediğim gibi onun da onaylanacağını da beklemiyorum. Ben hala umutluyum yani. Çıkmayacak, yaşasın. Bu işte böyle bitecek yani. Hani green card olayı bitecek diye beklerken onaylandı. Pasaport eve geldi. Ben, vize çıkmış. Eşim evde hopluyor zıplıyor işte bana vize çıkmış diye, ben oturdum ağlıyorum. Aslında ben bu aile birleşimi başvurusunu da Meltem'i buraya getireyim de burada yaşayalım falan kafasıyla yapmamıştım. Neden yaptınız derseniz, şimdi çocuk doğuyor ya, ben dedim ki en azından çocuklarımız falan olursa gider doğumu orada yaparız. O da çocuklara bir fayda sağlasın, vatandaş olsunlar diye. Doğal olarak da halen buraya gelme konusunda emin değildik. Ya bunun sebebi de
Türkiye'de hayat şartlarımız gayet iyi. İyi maaş alıyorum. Her şeyimiz hafta düzgün. Hafta sonu tatili var. Çalışma saatleri düzenli. Yıllık izinleri var falan. Hani rahat bir hayatımız var orada. Tabii ki de o hayatı da bırakıp da gelmek istemiyoruz bir yandan. Ama tabii çocuk meselesi olunca benim de hani buraya gelmek istemeyişim biraz kırıldı. Hamile kalınca çocukla ilgili geleceği falan düşünmeye başlayınca. Ha, doğumu kesinlikle yapmayı düşünmüyordum yine bu arada. Evin bir kızıyım. Evimi kızayım, işte annemsiz nasıl doğuracağım ben bunu falan derken nitekim kendi istediğim gibi oldu. Orada doğum yaptım. Şu ikincisi yine burada yalnız bir doğum oldu. Demek ki yalnız doğum benim kaderimmiş. Bazı şeyleri demek ki çok istememek lazım ya da bazı şeyler için çok büyük konuşmamak lazım. Hani ben İzmir'in dışında gidip yaşamam, ben İstanbul'a bile gitmem derken dünyanın öbür ucuna gelmek de var demek ki hayatta. Normal Green Card'da 6 ayda giriş yapmanız lazım. İşte bizim bu eş birleşimi durumunda 3 ay süre verdiler. Bu arada buraya ilk gelişimiz şöyle oluyor. Eşim dedi ki, ben dedi hani seni dedi sevmediğin, istemediğin bir hayatın içine sokmak tabii ki de istemiyorum. Ama dedi oradaki hayatı deneyimlemeyi istiyorum dedi. Hep beraber gidelim. Ben dedi ücretsiz izin alayım. 6 ay dedi bir deneyelim. Seversen Green Card'larımızı yakmayız ama sevmezsen döneriz dedi. Bir daha ben de dedi dönmek zorunda kaldım. Hani her sene her sene yeniden bir masraf yapmayız dedi. O şekilde olunca iyi tamam 6 aylık bir süreç çok da gözüme uzun gözükmedi. Böylece 2018 yılında ailece ilk girişimizi yaptık Amerika'ya. Tabii buraya geldik, her şey toz pembe değildi. Çünkü burada yaşadığımız en ufak şeyde hemen Meltem şey diyordu. Al bileti gidelim. Artık burada durmak istemiyorum. Al bileti gidelim. Biz hatta anlayalım. Artık o kadar duymuştum ki onu şey yapmıştım, rap'e bağlamıştım. Al bileti gidelim. Al gidelim. Bana şarkı söylüyordu sürekli. Yani o 6 aylık süreçte Meltem'i tabii hak veriyorum onun o şekilde bunalmasına da hak veriyorum tabii de. Ama bunu çok duymuştum. Ondan dolayı Meltem'in bir daha buraya gelmeyeceğini düşünüyordum açıkçası. Yani Türkiye'ye döneriz artık Amerika defterini kapatırız diye umuyordum. Çünkü gelmeden önce bana eşim demişti ki yani gidelim eğer sevmezsen. Hani 6 ay değil, bir ayda bile döneriz istersen. Hani ben o şekilde izin alayım ama hani sevmezsen, mutsuz olursan döneriz dedi. Peki. Amerika'da yaşayacağınız zorluklar diye bir videosu var eşimin. O videoda anlatılanların hepsi yaşanmış gerçek şeyler. Çünkü biz buraya geldik, ev tutmak istiyoruz, kredi skorunuz yok diyorlar, telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Paramız var, şu kadar aylık verelim diyoruz. Umursamıyorlar. Araba almaya çalışıyoruz. Doğru düzgün araba bulamıyoruz. Alışveriş yapacaksın. Hani Türkiye'den alıştığımız şekilde hemen ineyim 5 dakikada alışveriş yapayım değil. Bir alışverişe gidiyorsun 2 saat sürüyor. İşte ekmeksiz kalıyorsun. Yani sürekli bir şeyleri beklemek zorundasın. Ve bu hayat beni tabii biraz yordu. İlk gelenleri en çok yoracak şeylerden biridir zaten bence bu. Ve bunların hepsini de küçük çocuğumuzla birlikte yaşadık. O zaman Deniz 8 aylıkta ilk biz buraya girdiğimizde. Şunu da söyleyeyim, aileler buraya geldiğinde kadınların kocalarını en fazla darladıkları konulardan bir tanesi yabancı dil. Yani İngilizceyi bilmedikleri için doğal olarak da buraya adapte konusunda sıkıntı yaşıyorlar. O da büyük problem oluyor. Meltem Türkiye'de İngilizlerle birebir çalıştığı için sorunu İngilizce değil. Hatta Meltem'in burada olması benim için çok rahat oldu. Çünkü başında da bahsettim ya, benim dilim Fransızcaydı. Yani ortaokuldan üniversiteye kadar hep Fransızca gördüm. Tabii buraya gelip de belli bir yaştan sonra İngilizceyi öğrenmek, ona adapte olmak biraz zor oluyor. O anlamda Meltem'in burada olması bizim aile yaşantımız için de çok avantajlı oldu. Şöyle yalnız eşimle ilgili şu detayı vermek istiyorum. Genelde Türkiye'den gelen herkes biliyorsunuz İngilizce biliyor. Yani. Herkes biliyor. Ancak işte böyle mütevazi insanlar da İngilizce bilmediğini söylüyor. Hani de İngilizcesi olmadığını düşünmeyin. O sadece iyi seviyede İngilizcesi olmadığını söylüyor. Yoksa normal hayatında o da gayet kendisi. Ya benim İngilizce bilmekten kastım gerçekten bilmekten bahsediyorum. Böyle bir gazete makalesi önüne geldiğinde onu okuyup anlayabilmekten bahsediyorum. 6 ay dönemi atlattık. Ben hatta bayağı yüklü alışveriş yaptım buradan giderken. Bir daha dönmeyeceğim falan diyorum eşime. Eşim de kesinlikle bana baskı uygulamıyor. Buradan döndük. Eşim kendi işine devam etti. İkimiz de bir daha buraya gelmeyecekmiş gibi gittik. Meltem zaten hiç adını bile anmaz diye düşünüyordum. Ama 2 hafta sonra Meltem şey demeye başladı. Ya dönsek mi acaba? Ya Amerika'da da şu iyiydi. Çünkü o sürede buraya da bir alışmıştık oldu.
Türkiye'ye gidiyoruz, trafikte problemler, gündelik yaşamla ilgili bazı şeyler. Ben şimdi buradayken çocukla yürüyüş yaparken bütün arabaların durmasına o kadar alışmışım ki. İzmir'e gittik, daha ikinci günde ezilme tehlikesi yaşadık. Sanki ama yabancı bir yere gitmiş gibi oluyorsun. Sanki orada doğmamışız, orada büyümemişiz. Hani bu yaşımıza kadar orada durmamışız gibi yabancıladık orayı. Trafikte araba kullanıyorsun, abuk subuk yerden girenler çıkanlar, arkada en ufak şeyde kornaya basanlar. Ve sonrasında da hayatın burada daha rahat olduğuna karar kıldım. Buradayken gidelim gidelim diyen Meltem, bu sefer oradayken dönelim dönelim diyen Meltem'e dönüştü. Bu arada ben 2 hafta sonra buraya gelme kararı aldım ama eşim de ben iyice emin olayım verdiğim bu karardan diye, çünkü hani hiç istemiyordum, bir anda istemeye başladım. Bir süre daha bekledi. Bir 6 ay kadar orada kaldık. Son raddeye kadar benimle konuştu. Emin misin? Bak ona göre istifa edeceğim. Bak gittiğimiz zaman hani artık bu sefer geri dönüşümüz zor. Çünkü buradaki bütün şeyleri yakacağız yani. İşimizi, gücümüzü bırakacağız. Tamam dedim, eminim, sen istifa et. İstifa etti. Geldik. Oradaki kurulu evimizi bozmadık hala daha. Yani mesela buradan yarın öbür gün hadi gidiyoruz desek evimiz duruyor, en azından gideriz yani. Oradan buraya gelmemize en çok etki eden şeylerden bir tanesi, eğer Kemal amcamızın videosunu izlediyseniz, 60 yaşından sonra green card çıkıp burada bir hayata tutunan bir amcamız. O bana en çok ilham verdi diyebilirim. Çünkü o dönem geldiğimizde onunla tanıştık, onunla beraber çalıştık biz. O diyordu ki, yenge ben hayata dönmeyeceğim, ben vatandaş olacağım diyordu. Ya diyordum, Kemal amca 60 yaşından sonra gelmişsin, ben dönmeyi düşünüyorum diyordu. Hayır diyordu, sen bu çocuk için gitmeyeceksin. Sonra başka birisiyle tanıştık, 500 bin dolar yatırım yapmış buralarda, bırak green card işte. Sadece oturum almak için. Oturum almak için falan uğraşıyor. Başka birisiyle tanıştık. 20 seneden beri burada kaçak. Oğlunun bir yıl sonra işte 21 yaş doğum günüyle birlikte green card'a başvurmayı falan planlıyor. Böyle hayatları görünce, hani herkesin burada Amerika'da yaşama azmini görünce açıkçası bunlar da tabii etkili oldu. Oraya dönünce oradaki orayla burayı kıyaslamaya başlayınca da o da etkili oldu derken en sonunda eşim istifa etti. Buraya geldik. Peki Amerika'da ne yapıyorsunuz diye de merak ettiğinizi biliyorum. Biz öncelikle New Jersey'de yaşıyoruz. Dediğim gibi ben tarih bölümü mezunuyum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de uzun yıllar kent tarihi araştırma görevlisi olarak çalıştım. Amerika'da peki ne yapıyorsun diye sorduğunuzda, burada baba mesleğini mi yapıyorum? Şimdi benim baba mesleğim, bütün sülalem, kardeşlerim, bütün işte amcalarım, dayılarım dahil hepsi pastacı. Yani pasta, tatlı işleriyle uğraşırlar. Çocukluğumuzdan beri de biz bu işin içindeyiz. Yani babamın hep dükkanları vardı. Kendimi bildim bileli bu işin içine doğdum ben. Ve 13 yaşındayken şu an bütün yapabildiğim pasta, tatlı ne varsa hepsini yapabiliyordum. Yani usta olmuştum. Üniversite hayatım boyunca, hatta ortaokul, lise hayatım boyunca da ben hep yaz tatillerinde olsun bu işle uğraştım. Okul masraflarımı falan hep çıkarmışımdır o iş aracılığıyla. Şunu söylemek istiyorum. Amerika'da dil konusunda benden yana sıkıntı yaşamıyorsak pasta, börek, yemek falan konusunda da eşimden yana hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Biz ufakken mesela top oynamaya gittiğimizde ya da işte misket oynarken babam gelirdi, hadi doğru dükkana falan diye bizi baskılardı yani, götürdü. Biz de çok kızardık babama. Rahmetli babam şey derdi o zamanlar, oğlum bak oyun oynayın ama bu mesleği de öğrenin. Çünkü meslek kolda altın bilezik gibidir. Zamanı geldiğinde bozdurur harcarsınız derdi. Şimdi babamın o lafı hep aklıma gelir. Onun mesleğini burada devam ettiriyorum. Yani onun benim koluma taktığı bileziği burada bozdurup ailemi geçindiriyorum, öyle söyleyeyim. Ruhu şad olsun. Açıkçası bu mesleği bildiğim için buraya geldim, ailemi buraya getirdim. Çünkü tarihçiliği burada yapabileceğimi düşünmüyordum İngilizceden ötürü. Ben tek çalışıyorum, Meltem tabii çocuklar olduğu için evde. Arada bir boş zamanlarımızda DoorDash, Uber gibi işleri de yapıyoruz. Ailece. Evet, ailece yapıyoruz. Miniklerle birlikte. Aynen, onu da zaten ailece yaptığımız için yapıyoruz. Biraz keyifli de oluyor. Evden dışarı çıkmış da oluyoruz. Hem geziyoruz. Hem geziyoruz hem para kazanıyoruz. Evet. Yani özetle Amerika'ya gelen herkesin farklı hikayeleri var. Bu da bizim hikayemizdi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.